16. yüzyıl divan şairlerinden olan Bağdatlı Ruhi'nin en önemli eseri Terkibi Ben'dir. Şiirlerinde tasavvufun izleri görülmektedir. Ne zaman geliyor seni istemeye? Saçmalama ya, yok isteme falan, unut. Babamı ikna ederim ben. Sade bir dille, sanat endişesinden uzak bir söyleyişle şiirler yazmıştır. Ne var sanki gelip istesek? Yoksa beni sevmeyin mi? Şiirleri nazım tekniği bakımından zayıftır. Bağdatlı Ruhi'nin en çok etkilendiği şair Fuzuli'dir. Ya seviyorum diye hemen evlenmemiz mi lazım? Saçmaladın sen iyice. Bir de 21. yüzyıl şairlerinden Dolmuşçu Osman var arkadaşlar. O da manileriyle meşhurdur. Hatta şimdi bir tanesini okuyayım size. Yok ya hocam, okumasanız olur mu? Okuyayım, okuyayım. Arkadaşların da bu güncel edebiyattan mahrum kalmasınlar, değil mi? Yeşil gözlerine daldığım. Ben artık samanlıktan usandım. Babandan da sözü aldım. Hadi, davetiye bastıralım. Gökçe, cevap yazmak istersen yaz. Çekinme. Yok hocam, ben yazmayayım. Ben sizi şöyle dışarıya alayım. Ya sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Senin yüzünden bütün sınıfa rezil olduk. Ne oldu, yine mi beğenmedin şiirimi? Ay beğenmedim tabii. Neydi o babandan aldığım iznif? Herkes anladı işte ya. Ya anlasınlar, ne olacak? Ya ben gayet 17 yaşında evlenilecek bir kız değilim Osman. Deme öyle. O zaman bundan sonra herkese günaydın, sana good morning canım. Çünkü bundan sonra artık sen de herkes gibi bir yabancısın. Ay yine bağladın şoför Osman'a. Ciddi bir şey anlatıyoruz değil mi şurada? Ben gayet ciddiyim. Sen istemeyin. Babamla konuşacağım, bu saçmalıktan vazgeçireceğim. Başka yolu yok. Yok. Bu bana lafı ağzından bir kere çıktı. Ne dedi? Gelin isteyin dedi. Dedi mi dedi? Osman. Sen niye bakıyorsun babama? Ya o ana öyle sinirle söyledi. Ya bence kendi bile bilmiyordu ki ağzından çıkanı. Sen beni sevmeyeyim ya. Seveyim, seveyim ama... senin o top yaptığın çoraplarını ben salondan toplamak için çok gencim ya. Allah Allah. Sen benim çoraplarımı top yaptığımı nereden bileyim? Hem çorabı hallederiz. Daha bunun nişanı var, nikahı var, düğünü var, sözü var. Osman! Ne nikahı, ne düğünü, ne sözü, ne nişanı ya? Ay yok, ben senin gibi evlilik delisiyle yapamam. Anlıyor musun? Ayrılıyorum senden. Terk ediyorum seni. Bay bay. Son sözün bu mu? Herkese günaydın, sana good morning canım. You understand me? Haydi. Anlamadım canım. Ayrıca o yokuşlar bağ sökmez. Ben bitti demeden bitmez. İyice zil, iyice. Elin korkak alıştırma. Yavaş ulan, yavaş bastır. Silahsını sökeceğin emektarı. Ya baba, sen de ne istediğini bileyim mi ki ya? Bir bastır deyin, bir yavaş deyin. La hem ekmek teknem deyin, hem gözünden sakınayın. La bağa bak, o İstanbulluyu koluna taktın da kalıp bir havalara girdin sen ha. Allah'ın izniyle bırmağına yüzüğü takınca da çok güzel olacak. O ne demek ulu? Ya baba, geldiğimden beri fırsat vermeyin ki anlatayım ya. Gökçe'nin babası. Gelin Allah'ın izniyle müsait bir zamanda isteyin kızımız ya. Ne istemezsin lan? Molla oğullarından kızımız almam ben. Ya baba niye ya? Hani sen sevdiydin ya Gökçe'yi. Yalan yok, sevdim. Durduk yere niye karşı çıkın ya o zaman şimdi? Gökçe'nin kendine değil oğlum. Soyadına karşıyım ben. Ya babacığım, dert ettiğin şeye bak ya. Evlenecek de işte ya zaten. Daha da oğlu olacak ya. Dur hadi, inat etme artık ya. Gidip isteyek şu kızı. La sen ciddi ciddi evlenmek mi istiyorsun? La oğlum. Daha dün bir, bugün iki. Ne ara bu kadar tanıdın da sevdin bu kızı? Hem senin okulun ne olacak? Ya ne olursa olsun okul ya. Ben şu an Gökçe'den başka bir şey düşünebileyim mi sanki? La hani okuyacaktın? Hani adam olacaktın? Bu ayıp edeyim ama he. Şu halimizle adam değer miyiz yani sanki? Ne ayıbımızı, ne yamamızı gördün? Senin doğru düzgün neyini gördük ki acaba? Hele bir sor. Ya bir dediğin bir dediğini tutmayın.
Bir gün okuyacağım deyin, bir gün evleneceğim deyin. La çocuk oyuncağı mı la bunlar? Babacığım, seveyim diyeyim ya. Çok seveyim diyeyim, anlamayayım mı? Çok seveyim. Bileyim mi? Ben de seni çok seveyim. O yüzden sana kızımız yok. Otur oturduğun yerde. Ya niye? Evlenmeyeceksin lan. Evde kalacaksın. O arabada var ya, onu öğle yemeğinden sonra bir daha yıkayacaksın. İkindiden sonra tok karına bir daha yıkayacaksın lan. Kızımız yok sana. Evde kalacaksın lan. Yatsıda da yıkayacaksın oğlum. Sabaha kadar yıkayacaksın. Kızımız yok sana. Allah Allah Allah. Of! Yıkamayacağım.